Merhaba değerli izleyenler, günün öne çıkan haberlerle tekrar birlikteyiz. Bugün Dünya Kobani günü. Biliyorsunuz 9 yıl önce Kobani'de muazzam bir direniş verilmişti ve DAEŞ yenilgiye uğratılmıştı. İşte bugün Dünya Kobani günü olarak ilan edildi. Bugün özgürleşti Kobani. Bütün dünya o müjde verildi bir anlamda ve o direniş geleneği bugüne kadar da devam ediyor. Değerli izleyenler, bugünkü gelişmelere bir bakalım. North Press biraz önce bir açıklama yaptı. İnanılmaz bir iddiada bulundu. Değerli izleyenler, İran milisleri Deir ez-Zor'un doğusundaki sivillerin evlerine füze rampaları yerleştiriyor iddiasında bulundu. Bu bir son dakika gelişmesi ve geçen günlerde İran destekli grupların Suriye'deki üslerinin ABD tarafından vurulmasının ardından bu kez de İran devrim muhafızlarının Deir ez-Zor'daki bu füze rampaları evlere, sivil evlere yerleştirdiğine yönelik bir iddia ortaya attı. Bakalım Amerika Birleşik Devletleri'nin buna tepkisi ne olur? Değerli izleyenler, Japonya'dan hiç beklenmeyen bir hamle geldi. İslam ülkelerinin atmadığı adımı Japon devleti o adımı attı ve Japonya Hamas'ın üyeleri de dahil olmak üzere 9 kişinin ve ilgili bir şirketin mal varlığını dondurduğunu duyurdu. Bugün Gazze'nin kaderine ilişkin 5 senaryo ortaya atıldı değerli izleyenler. Bütün sosyal medyada aslında bu tartışılıyor. Bu yorumlar, bu senaryolar okunuyor. Kara hareketine hazırlanan İsrail ordusunun hedefi Hamas'ı devirmek. Peki İsrail amacına ulaşırsa Gazze şeridini neler bekliyor ya da onun kaderi ne olacak, nasıl belirlenecek? Bu yorumlara geçmeden önce Netanyahu Gazze'yi fethedeceğiz, alacağız ve oradaki idareyi de yönetimi de biz belirleyeceğiz demişti ama senaryolar var. Bir tanesi Gazze şeridini yeniden İsrail kontrol edecek. İkinci senaryo yine iktidarı Filistin özerk yönetimi üstlenir. Belki birlikte bir yönetim yaparlar. İkincisi karışık Filistin sivil yönetimi kurulur. Başka bir senaryo yönetimi Birleşmiş Milletler devralır ki bu hiç tahmin etmeyen, hiç de beklenmeyen bir senaryo. Aslında biliyorsunuz İsrail'in Birleşmiş Milletler'e karşı söylemleri oldukça sert. Birleşmiş Milletler'in barış çağrılarını dahi elinin tersiyle itiyor. Bir senaryo daha var. O da yönetimi Arap devletleri devralır. Bütün bu senaryolar arasında baktığımız zaman hakikaten de bu senaryoların hangisi gerçekleşebileceğini tahmin etmek biraz zor. Çünkü İsrail bu konuda barışa da yanaşmıyor ve bu savaş başlar başlamaz Gazze'nin yönetimini biz belirleyeceğiz diye bir açıklama yapmıştım. FBI'den bir açıklama geldi değerli izleyenler. Hamas saldırısı DAEŞ'ten bu yana Amerika'daki en büyük terör tehdidini tetikleyebilir. Amerika Birleşik Devletleri teyakkuzda geçti ve Hamas İsrail savaşçının Amerika'da yeni eylemler, büyük hiç tahmin edilmeyen yeni eylemler olabileceği yönünde FBI bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetimini uyardı. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl tedbirler alacak ki Trump zaten zamanında Trump demişti eğer ben hatta işte pasaportları iptal edelim, Müslümanların Amerika'ya giriş çıkışları biraz zorlaştırılsın vesaire. Yani serbest dolaşımı kaldıralım gibi şeyler söylüyordu. Bakalım Amerika nasıl önlemler alacak? Bu olası terör eylemlerini Amerika Birleşik Devletleri nasıl önleyecek? Şimdi başka bir haberle devam ediyoruz değerli izleyenler. Bu da yine İsrail ordusunun açıklaması geldi. Gazze'deki çatışmalarda, bugün yaşanan çatışmalarda 9 askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu. İsrail aslında son 3 gündür kara hareketini başlatmış durumda. Fiilen, kısmen peydepey adım adım Gazze'nin içine doğru ilerliyor. Tanklarla, büyük ağır silahlarla önce havadan bombardıman altına alıyor. Ardından da giriyor o bölgelere. Şimdi Amerika'ya ait bombardıman, Amerika'nın en büyük bombardıman uçağının Türkiye'ye gittiğini söyleyelim. ABD Hava Kuvvetleri'nin 9. seferine ait bir Ben-1 bombardıman uçağı, uzun süredir planlanan bombardıman görevi gücü eğitim misyonu kapsamında sıcak yakıt ikmali için İncirlik hava üssüne indiği bildiriliyor. Biliyorsunuz Türkiye'de bu konuda bir açıklama falan yok ama AKP tarafı ya da iktidar yanları İncirlik'e doğru biz cuma günü yürüyeceğiz açıklamasını yapmışlardı ama Amerika Birleşik Devletleri İncirlik'e Amerika'daki en büyük bombardıman yakıt ikmal uçaklarını indirmeye başladı. Bakalım buna karşı Türk devletinin tepkisi ne olur? Çünkü dün bir açıklama yapılmıştı ve dün o açıklamada, daha doğrusu Erdoğan'ın dünkü açıklamasına baktığımız zaman böyle İsrail'e yönelik herhangi bir tedbirin de alındığı görünmüyor. Bolivya hükümeti ilginç bir adım attı ve İsrail ile diplomatik ilişkilerini resmen kesme kararı aldığını duyurdu. Bolivya hükümet, Hamas militanlarının 7 Ekim'deki saldırılarından sonra Gazze'yi vurmaya devam eden İsrail hükümetiyle tüm diplomatik ilişkilerini askıya aldığını duyurdu. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Deir ez-Zor ve HSK'deki üslerine bu akşam da füze saldırısı gerçekleştirildi ve bu füze saldırılarında yine büyük hasar gören Amerika üslerinin olduğunu söylemek mümkün. Başka bir haberle devam ediyoruz.
ediyoruz. Yaşamına son veren arkadaşlarını anan öğrencilere polis müdahale etti. 4 öğrenci gözaltına alındı. Biliyorsunuz bu özellikle yurtlarda yaşanan ciddi sorunlar vardı. Türkiye'deki bu devlet yurtlarında öğrenciler ciddi sıkıntılarla karşı karşıyadır. Asansör kazalarından tutun yemek zehirlenmelerine kadar, intihar olaylarına kadar birçok olay yaşanıyor. Hafta sonu yine bir intihar olayı yaşanmıştı. O intihar olaylarının sebeplerinin araştırılması için öğrenciler kendi arkadaşlarına destek amaçlı eylem yapıyorlar. Ama bu eylemi de AKP, MHP, polisi bastırıyor. Öğrenciler, dünyada öğrencilere karşı müdahale eden hiçbir güç yok ama Türkiye'de bu da gerçekleşiyor. Değerli izleyenler, Gazze'de iletişim ve internetin bu sabah itibariyle yeniden kesildiği bilgileri geldi ve şu anda Gazze'den herhangi bir haber alınamıyor. Televizyon kanalları da, büyük uluslararası ajanslar da yayın yapıyor, fakat bu yayınlarda da Gazze'de bombardıman devam ediyor ama ne olup bittiği, Gazze içerisinde ne oldu, tam kara hareketinin hangi aşamada olduğuna yönelik de ciddi bir iletişim eksikliğini vurgulamak gerekiyor. Evet, Maliye Bakanı değerli izleyenler açıkladı nihayet. Ağzındaki baklayı çıkardı. Biliyorsunuz AKP sürekli meydanlarda, mitinglerde biz yollar yaptık, köprüler yaptık, daha ne istiyorsunuz gibi o kendilerini övündüğü ve koltuklarını şiştiği, halkı bu konuda motive ettiği açıklamalar yapıyorlardı. Ama bugün Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dezenflasyonist sürecin başladığını belirterek otoyollar, köprüler ve bazı HES'lerin özelleştirileceğini, yani paralı hale geleceğini, artık Türkiye'de otobanlara girdiğiniz zaman parasız hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Gerçi şu anda da mesela İstanbul'daki köprülerin tamamı paralıdır. İstanbul'da siz karşıya geçmek istediğiniz zaman para ödemeden ya yüzeceksiniz ya da suyun altında gideceksiniz. Başka türlü sizin İstanbul'da Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmeniz mümkün değil. Yani para ödeyerek geçeceksiniz. O halktan alınan paralarla yapılan köprüler ya da çok övülen, hadi işte biz köprü yaptık, yol yaptık diye kendilerinin övdüğü o köprülerin tamamı paralı olarak hizmet sunuyor diyelim. Mısır Başbakanı Mebduri'den Sina Yarımadası'na ilişkin açıklama geldi. Her kum tanesi için milyonlarca insanı feda etmeye hazırız. Sina Yarımadası gündeme gelmişti. Dolayısıyla ona ilişkin çok ciddi ve herkesi tehdit eden bir açıklama geldi. Evet, Amerika'dan İsrail-Hamas çatışmasına dahil olan taraflara uyarı geldi. Değerli izleyenler, bu önemli bir uyarı. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara müdahil olmayı düşünen tarafları uyardı resmen. Bakanlık ayrıca Suriye ve Irak'ta ABD güçlerine yönelik saldırıların İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarla hiçbir ilgisi olmadığını duyurdu ve ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matev Mila günlük basın toplantısında bu değerlendirmeleri yaptı ve bütün Orta Doğu'daki ülkeler dahil olmak üzere şu anda İsrail ile Hamas'a ilişkin açıklama yapan, girişimlerde bulunan ülkeler, Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkeye bu konuda tabiri caizse aklınızı başınıza alın, kime taraf olacağınızı düşünerek taraf olmaya çalışın gibi demeye getiriyor. O konuda bir uyarı yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama daha geldi değerli izleyenler. Bu da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'den geldi. Filistin Gazze dışına zorla yerleştirilmesinin desteklemediğini belirtti. Yani biz Filistinlilerin Gazze dışına zorla yerleştirilmesine karşıyız. Bunu desteklemiyoruz açıklamasında bulundu. O zaman sormak gerekiyor Sayın Kirby, niye ateşkes ilan etmiyorsunuz? Ateşkesi ilan etmemesi için neden İsrail'e destek veriyorsunuz? Bunu da hakikaten de sormak gerekiyor. Yunus'un bir açıklama yaptı. Gazze bir çocuk mezarlığına dönüştü diye Gazze şeridinden ortak çocuk ölümlerine dikkat çektiği Yunus'un ve adeta Gazze bir çocuk mezarlığına dönüştü diye bir açıklama yaptı. Çünkü 3000'in üzerinde Gazze'li çocuk, Filistinli çocuk maalesef bu çatışmalarda yaşamını yitirmiş durumda değerli izleyenler. Evet, Pentagon'dan bir açıklama var. Pentagon'un açıklamasıyla devam ediyoruz. Irak ve Suriye'deki ABD güçlerine 17 Ekim tarihinden bugüne kadar tam 27 saldırı düzenlendiği açıklamasını yaptı. Ki bugün sabah saatlerinde de bir tane saldırı daha yapıldı. Böylece 28 saldırı, ayın 17'sinden bugüne kadar tam 28 saldırı gerçekleştirilmiş oluyor. Evet, Birleşmiş Milletler'den bir çağrı geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Filistin arasında devam eden çatışmaların sonlanması için ateşkes çağrısını yineledi. Birleşmiş Milletler Sözcüsü de bu konuda bütün dünyaya seslendi ve uluslararası güçlerin mutlaka devreye girmesi çağrısında bulundu. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam tugayları ellerindeki bazı yabancı uyruklu esirleri Gazze'de tutmak istemedikleri için serbest bırakacaklarını duyurdu ama aracı gönderin bize ve biz bu yabancıları serbest bırakalım. Değerli izleyenler, bir şeyin altını çizelim. Hamas ayın 7'sinde bu terör eylemlerine girişirken
çocuk, yaşlı, genç bakmadan, yabancı, yerli, İsrailli, Alman, İngiliz ya da Amerikalı bakmadan eline kimi geçirdiyse, yaşına bakmadan, çocuk olduğuna bakmadan, hasta olduğuna bakmadan kimi tuttuysa alıp götürdü ki birkaç gün önce biliyorsunuz 85 yaşındaki iki kadın serbest bırakılmıştı. Yine hamile olan kadınlar, yeni doğum yapan kadınlar var. Halen de çocukların da olduğu, kadınların da olduğu, yaşların olduğu 260'ın üzerinde kişinin halen Hamas'ın elinde esir olduğu söyleniyor. İşte bu yabancıların bir kısmını bırakmak istediğini söylüyor. Ama diğerleri yine kalacak ve koz olarak bunları bütün dünyaya karşı, aslında biraz da İsrail'e karşı ya da kendi propagandasını yapma amacıyla kullanmaya devam edecek gibi görünüyor. Değerli izleyenler, bu arada Selahattin Demirtaş'ın bir açıklaması var. Onu bu akşamki YouTube yayınında özel olarak sizlere paylaşacağım. Gazze'ye ilişkin bir haber daha var. Gazze'de çıkışlar tamamen durduruldu. Hiç kimse, vatandaş olan olmayan ya da Amerika vatandaşlarından diğer kim olursa olsun, Gazze'den hiçbir şekilde çıkışların ve girişlerin olmadığını ve İsrail ablukasının büyük ölçüde devam ettiği bilgisini verelim. Dediğim gibi akşam daha geniş bültenle bütün detaylarla birlikte YouTube'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.